Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla tekrardan karşınızdayım. Daha önce çekmiş olduğum birinci ve ikinci parmak etütlerinin devamı olarak bugün üçüncü parmak etüdümüzü birlikte çalışacağız ve sizlere detaylarıyla anlatacağım. Birinci ve ikinci parmak etüdünü izlemediyseniz kartlar kısmında paylaşıyorum. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda yine yavaş şekilde üçüncü etütümüzle çalışacağız. Bu etüt sayesinde sol elimizin parmakları gelişecektir. Sol el ve sağ el koordinasyonu da biraz daha artacaktır. Parmaklarımızın mesela özellikle serçe parmağımızın gelişimine de çok fazla katkısı olacaktır. Ve bu arada unutmadan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Videoları beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi unutmayın. Kanalımda daha fazla içerik ve daha fazla ders videosu da görmek istiyorsanız mutlaka videolarıma destek vermeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Dersimizde görüşürüz. Şimdi birinci ve ikinci etütleri izleyen arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Bu etütlerde sol elimizin dördüncü parmağı birinci tel beşinci perde yani la notasında sabitti. Buradaki la notasına biz her P vuruşundan sonra P, I, P, M şeklinde vuruş yaparak çalıyorduk. Şimdi burada önemli olan bas seslerde yani P parmağımızla vuracağımız notalar önemli. İlk önce bu notalarımıza çalışalım. Zaten ekranda görüyorsunuz notaları. Şimdi ilk notamız Fa diyez. 6. tel, 2. perde, 1. parmakla basıyorum Fa diyez. Sonra 2. parmakla bastım Sol. Aşağı indim. 5. tel 0. La. 5. tel 2. perde Si. 1. parmakla bastım. Ondan sonra 5. tel 4. perde Do diyez. 3. parmakla bastım. 4'e 0. Re. 4'e 2. Mi. 4'e 4. Fa diyez. 3. parmakla bastım. Ve 3'e 0. Sol. Sonra geri dönüyoruz. Fa diyez, mi, re, do diyez, si, la, sol, fa diyez. Evet, notalarımız bu şekilde. Evet, şimdi etüdümüze la sesini de ekleyerek yani birinci tel, beşinci perdedeki la notasını da ekleyerek çalışmamızı yapalım. Notalarımız neydi? İlk önce Fa diyezle başlıyordu. Hemen başlayalım. Dördüncü parmağım buraya La notasına sabitledim. Evet. Fa diyez, La. Burada İ parmağı yordum. Bakın. P, İ, Sol, P, M. Umarım anlaşılmıştır. Ondan sonra beşinci tele indik çok yavaş bir şekilde. La, La, Si, La. Do diyez, La, Re, La, Mi, La, Fa diyez, La, Sol, La. Sonra geri dönüyorum. Bitirdik. Tekrar yapalım. İ ve M parmaklarına kesinlikle dikkat ediyoruz. Baştan. Egzersizimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlere ekstra yapmanızı istediğim bir parmak egzersizini sizlere göstereceğim. P, I, P, M, P, I, P, M. Şu an 6. teldeyim. 6. tele vuruyorum.
P, ondan sonra İ parmağıyla birinci tel. Sonra tekrardan P, sonra İ, M parmağıyla özür dilerim, birinci tel. Yani P, İ, P, M, P, İ, P, M. Sonra beşinci tele indim. P, İ, P, M, P, İ, P, M. Dördüncü tel. Üçüncü tel. P, İ, P, M. İkinci tel. Üçüncü tele çıktım. Dördüncü tel. Beşinci tel. Altıncı tel. Burada önemli olan birinci P vuruşundan sonra İ, ikinci P vuruşundan sonra M parmağını sırası ile çalmamızdır. Burada 6., 5., 4., 3. ve 2. tellerde P parmağını aşağı ve yukarı çıkışlar yaparak egzersizimizi yapacağız. Biraz daha hızlandıralım. Siz bunları metronom ile çalışabilirsiniz. Bu şekilde P parmağını bütün tellerde aşağı ve yukarı çıkarak uzun uzun çalışmalar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu ders videosundan sizlere anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir ders videosu olmuştur ve size gösterdiğim gibi çalışıyorsunuzdur. Mutlaka metronomla adım sayarak ya da her zaman söylediğim gibi ağzınızla söyleyerek, yani notaları söyleyebilirsiniz ya da P, İ, P, M olarak seslendirerek çalışabilirsiniz. Bu şekilde çalışırsanız daha başarılı olacaksınızdır. Unutmayın. Yavaş çalarsak her zaman daha kısa sürede öğreniriz. Ama acele edersek, hızlı çalarsak öğrenme süremiz biraz daha uzayacaktır. O yüzden mutlaka titizlikle çalışmaya özen gösterin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki derslerde görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.